Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bizim için geri kalan günümüzün ilk günü, öyle mi oluyor Serkan? Yarın geri kalan günümüzün bugün ilk günü. Çok girmeyelim o işlere. Böyle bir cümle kurmaya çalıştınız mı? Bana çok kuramadım yani. Bugün sabah biz ilk videomuzu çekiyoruz. Kesire başlayacağız. Sayıyı bitirdik artık. Kıyafetimizi değiştik. Kravat takmadım. Gömlek çünkü dokulu. Yaklaşayım biraz isterseniz. Dokulu kaliteli bir gömlek. 4 gömlek 2500 lira para verdim. O yüzden hani dokusunu yitirmesin diye kravatsız. Bu sayısal mantığı birkaç kravatsız. Bir tane daha var buna benzer yeşilli. Onu da giyeceğim. Oradan sonra kravata tekrar döneriz belki. Şimdi kesir problemlerindeyiz. Sayı kesir aslında bitişik. Bununla ilgili normalde hani ben videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum biliyorsunuz işte 25 dakika, 30 dakika, 30 ya yani en fazla 30-35 dakika arasıdır. O yüzden 4 video çekeceğiz. Hani 3'te belki zorlasak bitiririz ama çok uzar videolar. Bu sefer iş birbirine girsin istemiyorum. Benim burada amacım video sayısı, süresi falan değil ama biraz daha çalışabilir seviyede videolar çekelim istiyorum. 4 video çekeceğiz. Ondan sonra sayısal mantığa geçeceğiz. Oradan bayağı video çekeceğiz. Bak bu önemlidir. Çok soru çıktın zaten konunun başında anlatmıştım ben size. Kesirle sayı çok beraber bir konu. Ben şimdi hazırsanız size biraz kesir hakkında bilgi vereyim. Şimdi sayı probleminde ne vardı mesela atıyorum? Sayı probleminde şu vardı. Bir sayının işte 3 katı. Şimdi bir sayı 3 katını siz nasıl yaparsınız? Hatta ben şöyle demiştim siz hatırlarsanız. İşte 3x yani kat olursa sol tarafa yazın. Hatırlıyor musunuz? Bunu aslında şöyle yazabilirsiniz yani yanlış olmaz. X çarpı bu da doğrudur. Yani burada 3x de doğrudur, x çarpı 3 de doğrudur. Yanlış bir şeyimiz yok ama benim tavsiyem kat sayıyı başa yazmanız. Şimdi kesirde de bunun tam tersini yapacağız. Bir sayının kesirini alıyorsak sağ tarafa yazacağız. O daha sağlıklı olur. Aslında bu da bir kesirdir. 3 bölü 1'dir ama 1'in bir etkisi olmadığı için şu çok güzel durmaz bizim gözümüze. O yüzden biz şunu kullanırız genel itibariyle. Burası böyle. 3 katı böyle yapılır biliyorsunuz. Şimdi kesirde şu var. Bir sayının, tabii bir sayın diye soru çok kolay kolay çıkmıyor ama. Bir sayının işte 2 bölü 5'i. Şimdi bu tarz sorularda da kesir konusunda biz şöyle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sayı x olsun 2 bölü 5'i sağ tarafına yazın. Bunun mantığı şu, buradaki 5 ile genel itibariyle konuşuyorum. Bu x olmayacak çünkü. 10x olacak, işte 15x olacak veya 120 sayı o sayısal bir değer olacak. Buradaki 5 ile bu sadeleşeceği için şöyle sadeleşmek daha basit, daha mantıklı. Yani şöyle yazmayız genelde 2 bölü 5x diye yazılmaz. Yani bunun şey yok hani kesin böyle yazın yazmayın demiyorum. Ben hani olay pratik olsun diye. Kesirde sayı yazılır, çarpı kesir ifadesi yazılır. Aynı şey, bak hiç farkı yok. Yani şöyle, yukarıda da sayıyı çarpıyor, burada da çarpıyoruz. Değişen bir şey yok aslında. Yani farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece farklı bir şey yapıyor, havası oluşturuyoruz. Kesirde soruya başlamak önemli. Şimdi adam mesela sayı problemi sorusu soruyor. Soruyor. Sorunun bir yerine, işte üçte birini şuna veriyor veya üçte biri falan filan diyor. Üçte bir kelimesi soruyu kesir problemine dönüştürüyor. Ama işte sayı bilmese yine yapamazsın. O yüzden sayı altyapısı olacak. Soru şeyde bizde üzerine kesri inşa edeceğiz. Anlaştık mı? Yani kesirden de sayı kadar soru çıkan bir konu değil. Yani ara ara kendini gösterir. Bakıyorsun bir sınavda 3 soruyla 3 soru içinde kesir bilgisi var. 3 soru kesir problemi demiyorum. İçinde kesir bilgisi var. Kesir probleminin anlattığım sayı probleminden çok daha az soru tarzı var. Tarz olarak. Orada çok vardı hatırlayın sayı bir sürü soru tarzı çözüyor. Burada 4 tane soru tarzı var. İşte kalan zıplayan top. Dolu kap, boş kap, bir de orta noktası kayan tel soruları. 4 soru tarzı var. Sonra da karışık sorular çözeceğiz yine. Ama dediğim gibi bu sayı altyapısı olmadan da kesir çözmek kolay olmaz. Şimdi peki. Şurada biraz konuşalım mesela. Şu tarafta. Ben size burada bir tane kendim soru yazacağım. Soru yazmak istiyorum. Yazamaz mı? Yazabilir miyim? Yazarım. Mesela bir sayının diyelim. Bir sayının 1 bölü 3'ü. İle işte ne olsun 2 bölü 7'sinin toplamı kaç 7, 6, 13 mü yapıyor? Evet tamam. Kaç olsun? 65'tir. Bu sayı kaçtır? Şimdi bunu nasıl yapacağınızı konuşacağız. Şimdi bu soruyu şu anda ben dinleyen herkes yapar. Belki de bazıları çözüyor şu an. Dayanamıyoruz. Ben sizi biliyorum. Sen dayanamazsın. Gidişirsin yani. Kanın gidişir senin. Böyle gidişme diye bir şey. Gidiş yani dayanamam yani. Kanın kaynıyor senin. Ama sakin ol. Bunu anlatmak için yapıyorum. Sen daha yapacağın çok soru tarzı var. Git soru bankası çöz, öbürünü çöz, Instagram için. Bir dakika olur şuradan. Şu an ben konuyu anlatıyorum. Dinleyeceksin. Şimdi bunun birinci yolu şu. Birinci yol. Klasik. Sayımızı x deriz. 1 bölü 3 x çarpı 1 bölü 3'tür. Sayımız x olmaya devam eder. 2 bölü 7'dir. Bunları toplarsınız. Getirip 65'e eşitlersiniz. Burada payda eşitlersiniz falan filan. X'i bulursunuz. Ne bilgisi? Engel rasyonel sebebi yine kullanırsın. Problem yok. Doğru. Şimdi biz burada
Bu soruyu ikinci yolla yapalım. Kesiri de bu yolu öğrenmek zorundayız. Her zaman kullanıyor muyuz dersek hayır. %90'da kullanıyoruz ama. Kesiri de olay tam sayı çıksın diye. Bakın bir de bunu yüzde konusunda yapacağız. Mesela yüzde konusunda 100x diyeceğiz. 100x'i kullanacağız. Kesirde de olay tam sayı çıksın diye. Buradaki paydamız kaç? 3. Buradaki paydamız kaç? 7. 3 ile 7'yi çarpacağız. Bak sayıları çarpacağız. 3 kere de kaç yapar? 21. Diyeceğiz ki 21x olsun sayımız. Amacımız 1 bölü 3'ünü ve 2 bölü 3'ünü aldığımız zaman tam sayı çıkması. Kötü bir niyetimiz yok yani. Tamam. Şimdi 21x'i aldık. Bunun evet 1 bölü 3'ünü alıyorum. Çarpayım. Sağa yazmanın sebebi bu. Sola biraz çirkin durur. İşlem sonra kafanız karışabilir. Sağ tarafa yazın kafanız karışmasın. 3'e bölüyorum. Bak bölünmek zorunda. 7x oluyor. Sonra 21x'in evet 2 bölü 7'sini alıyorum. 7'ye bölüyorum. 3, 6x oluyor. Diyor ki bu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı diyor 13x yaptı. Kaça eşitti? 65'e. Bölerseniz x kaç çıkar? 5. Yalnız size bir şey söyleyelim burada. Kesir konusuyla, cümlemi unutmayın, yüzde problemi konusunda bulduğunuz x'ler tam sayı çıkmayabilir. Bak cümlemi tekrarlıyorum. Kesir konusuyla yüzde problemi konusunda bulduğunuz x'lerin tam sayı çıkmama ihtimali var. Burada çıktı. Niye tam sayı çıkmama ihtimali? Çünkü 20 sayıya x demiyoruz ya, yerine yazdığımız zaman tam sayı çıkabilir. Anlaştık mı? Bak buraya dikkat edin. X'i 5 buldum. Bu sayı kaçtı? Sayımız kaçtı bizim? 21x'ti. Yerine yazacağız. 21 çarpı 5'ten sonucumuz kaç olmuş olur? 105 gelmiş olur. Anlaşıldı mı? Kesri biz şu yolla çok yapacağız. Bir de problemler uzunsa kesin bu yolu kullanacağız. Yoksa iş çok karmaşık hale alıyor. Yani kesirle devam etmek çok daha zor. Şimdi burada olur. Problem yok ama kesirle bazı sorulara devam etmek gerçekten çok daha karmaşık bir hal oluyor. O yüzden şu yolu kullanmayı öğrenelim. Hazırsanız bir 3-4 soru çözelim. Başlayalım. Önce bir karışık birkaç soru çeşidi. Ondan sonra soru çeşidi soru tarzlarımıza geçeceğiz. 4 soru tarzı vardı unutma. Kalan. Hani bir adam maaşını şu kadar okuyor. Kalanı şu kadar falan diyor. 2 zıplayan top sorusu var. Zıplıyor yere bırakıyorsun. 3 dolu kap boş kap sorusu var. 4 orta noktası kayan tel soruları var. Ondan sonra karışık soru çözüp bu konumuzu kapatacağız. Demiş ki bir sayın 2 bölü 5'i ile 1 bölü 3'ünün toplamı 33 olduğuna göre bu sayı kaçtır demiş. Bak iki yol var. Birinci yol sizin yolunuz olsun. X çarpı doğru bu yani 2 bölü 5. X çarpı 1 bölü 3. Toplamı kaçtı? 33. Bu yoldan x'i bulabilirsiniz. Problem yok. Ben size diğer yolu yorumlamayı öğretmem lazım. O yüzden onu kullanacağım ben. İkinci yolda ne yapacağız? Şimdi paydamız kaç? Bakıyorum 5. Burada kaç var? 3 var. O zaman 5 kere 3 15. Sayımız bizim 15x ne olsun olsun. Anlaştık mı? Çarptım onları. Şimdi 15x olan sayının önce ne yapıyorum? 2 bölü 5'ini alıyorum şöyle. 5'e böldüm 3. 3 kere 2 ne olmuş oldu yani? 6x olmuş oldu. İlk sayımız bu. Sonra 15x olan sayının ne yapıyorum? 1 bölü 3'ünü alıyorum. Aldım 3'e böldüm 5 çarptım 5x olmuş oldu. Bunların diyor toplamı diyor adam kendi söylüyor 11x yapar. Bunların toplamı kaçtı? 33. Tam sayı çıkıyor. Çıkmayabilir. Cümlemi tekrarlıyorum. Kesir problemiyle yüzde problemine alışın. Sayılar tam sayı çıkmayabilir. Öyle bir ihtimal hep var. 11'e bölüyorum. X buradan kaç çıkmış oluyor? 3. X'i buldum. Soru neydi? Bu sayı kaçtır? Sayımız kaç x'ti bizim unutmayalım? 15x'ti. Bize 15x soruyor. O zaman getirip 15 ile 3'ü çarparsak şöyle cevapta kaç gelmiş oluyor? 45 gelmiş oluyor. Cevap adına çıkar. Şu yolda da yapsanız olur. Şimdi bu yolu ne zaman kullanacağız? Problemize edilmiş sorularda. Hikayesi olan sorular var. İşte bir adam bir karpuz almış da yolda giderken 2 bölü 5'ini dökmüş, 1 bölü 3'ünü satmış falan. Onlarda bu yollar çok tutarsız oluyor. Yani çok fazla işlem kalabalığı oluyor ve bu yolla o soruyu çözmemiz bazen mümkün bile olmuyor gerçekten yani. Devasa işlemler çıkıyor. O yüzden bizim şu yorumu iyice öğrenmemiz gerekiyor. Tamam mıdır? İlk sorumuz buydu. Devam. Bir sayının 5 fazlasının 1 bölü 6'sı aynı sayının. Şimdi burada hani sayıya şey demeye gerek yok. 18'e gerek yok. Çünkü niye? 5 fazlasının 1 bölü 6'sını alacağız. Şimdi 5 ekleyip 1 bölü 6'sını almak çok zorlaştırır soruyu. Tamam. Yani normal x'te çözmek lazım yani. Sayımız x, 5 fazlası x artı 5. Bunun 1 bölü 6'sı çarpı 1 bölü 6. Evet neymiş? Aynı sayının 20 eksiğinin 1 bölü 3'üne eşit. 20 eksiğini alıyorum. X eksi 20. Evet çarpı kaç yapıyorum? 1 bölü 3 yapıyorum.
Doğru mu? Aslında bir sayı problemi denklem var ya, sayı problemi başında konuşmuştuk. Ona çok benziyor. Şimdi bu birin bir etkisi yok. Ben yazdım ama şunların gerçekten bir etkisi yok. Paydaya yazacaktım. Şu 6'ları yazmadım. Burası x artı 5 bölüsü kaç? 6. Sağ taraf x eksi 20. Onun bölüsü kaç? 3. Burada 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 2 gelir. İç dış yapalım. 2x eksi kaç olur? 40 eşittir. X artı 5 olur. X'i buraya attık. 40'ı karşıya gönderdik. 2x eksi x insanını görüyor musun? Eşittir. 40 artı 5 olur. Sayımız x'i zaten eşittir. 45 olur. Cevabımız Ceyhan çıkar. Dediğim gibi sen şimdi burada 6 kere 3 18x diye başlarsan sorunu anlatalım. Şimdi sayı 18x diye başladık. Tamam. Şimdi 5 fazlasının 1 bölü 6'sı. O zaman 18x'e 5 ekledin. Şimdi 1 bölü 6'sını alınca böyle alacaksın. Yani direkt 18x olsa doğru. Ama 5 fazlası diye başlayınca normal denklem olarak çözmek çok daha sağlıklı olur. Anlaşıldı mı? Ama dediğim gibi eğer öyle bir şey demeseydi biz bunu 18x ile rahatla yapardık. Peki bunlar elimizde alışsın, ısınalım diye sorular. Evet, mesela problemi halinde döndü yavaş yavaş bu işin. Az önceki sorun çok bir benzer aslında bunlar ama yavaş yavaş dönüyor problem. Orada yorumlamamız lazım. Artık yorumu biz katmamak zorundayız. Demiş ki bir öğrenci parasının 1 bölü 3'ü de kalem almış. Çok güzel. 1 bölü 6'sı ile de defter almış. Hayırlı olsun, bir şey olmaz. Geriye 18 lirası kalmış. Şimdi bak, bazı öğrenciler şunu da yapabilir. Mesela burada 1 bölü 3 var. Burada kaç var? 6. Ortak katılanları doluyor. Mesela 6x diyene şimdi o her zaman doğru olmaz. Yani kalan kelimesi olsa doğru olmuyor. O ayrıntı öğrenci göremez. O yüzden benim tavsiyem çarpmanız. Hocam sor bana. Her zaman iki tane sayı olmaz ki. Üç kesir olursa ÖSYM üç kesirli sorunu neredeyse hiç sormadı. Neredeyse hiç sormadı ya. Hatırlamıyorum. Düşünüyorum o yüzden hatırlayamadığım için soruyorum. Hep iki kesirli yani. Bir soruda en fazla ÖSYM'de iki kesir olur. Üç kesir çok çok nadir olur. Olursa da iki kesir bir yere bir kesir başka yere ilgilendirebilir. İki farklı bileşen olabilir soruda. Biri atıyorum Ahmet'in parasıdır, biri Mehmet'in parasıdır. Dedim anladık mı ya? İlişkili olmayabilir. Çünkü öyle bir soru çok tutarlı soru hazırlanamıyor o şekilde. E şimdi burada çarpmak daha sağlıklı. Tekrarlıyorum. 18x bizim bir öğrencimizin neyi olmuş olsun? Parası. Toplam para 18x. Başlıyorum şimdi. Bunun 1 bölü 3'te kalem alıyor. Şimdi 18x'in 1 bölü 3'üne kalem alıyor. Doğru mudur? Bölüyorum. 6. Ne oldu? 6x'e evet kalem aldı. Doğru mu? Bak güzel güzel çözüyor. Bu örnek olsun arkadaşlar. Yaptığınız işler ileriyi de temsil edecek. İleride ne yapacaksın? Yapacaklarının garantisi. Bunu böyle çözeceğiz. İlerideki sayısal mantığı da açıklayıcı çözeceğiz. Yüzdeyi de açık çözeceğiz. Grafiği de böyle çözeceğiz. Yani bir yol, bir şeye alışmanız lazım yani. Böyle kabala soru çözmeyin. Tabii ki ben şimdi yavaş anlatıyorum, yazarak anlatıyorum. Bir şey, bu ders anlatıyoruz şu an. Soru çözümü yapmıyoruz. Anlaştık mı? Yani konuyu anlatmak için yapıyoruz ama siz bu kadar mesela kalem yazmayın, K yazın yanında. Bir şey olmaz. Yani bu kadar uzatmayın tabii ama lütfen soru açıklayıcı çözün. Çünkü geriye dönmeniz lazım. Hep ne yapıyoruz biz? En son soruyu çözüyoruz mesela. Şuradan sonra okuyoruz soruyu. Sonra işte harcamadan ödenen önce kaç lirası vardı? Ne sorduğuna bakıyoruz. Adam burada kaç kalem kaç lira diyebilir. İşte ne bileyim kitap mı diye. Defter kaç lira diyebilir. Kalem defterden kaç lira pahalı diyebilir. Şimdi bunları derse bizim bunları yazmamız gerekmez mi? Neyin ne olduğunu geri dönüşte çok zorlanacağız çünkü. Amaç sadece x'i bulmak değil ki. Soruyu çözmek. Neyi bulduğunuz değil, neyi sordu önemlidir yani. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi 18x sakin ol. Kalan dememiş burada bu arada. Hocam ama kaleme para vermiş hocam. O seni yendirmez. Soruda kalan derse eğer azalan paradan yani 18'den çıkarırsın gidersin. Ama kalan demezse hala devam ediyorum. Çarpı 1 bölü 6'sını alıyorum şöyle. Bölüyorum kaç geliyor? 3 geliyor. Evet ne oldu burası? 3x olmuş oldu. Buna ne aldı? Defter. Defter. Geriye 18 lirası kaldı. O zaman bu adam ne kadar para harcamış oldu şu anda? Toplamda harcadığı para 9x. 9x ne yaptı? Harcadı. Onu da yazalım. Harcadı. Paramız kaç x'ti bizim gençler? 18x'ti. Biz bunun ne kadarını harcadık şu an? 9x'ini. Geriye kalan parayı nasıl bulacağız? 18'den 9'u çıkararak. O zaman diyeceğiz ki 18x evet eksi 9x'in ne olması lazım? 18 lira olması lazım. Yani sol taraf 9x mi? Eşittir kaç? 18 lira. X eşittir kaç olmuş oldu? 2 gelmiş oldu. Sakin ol. Ne soruna bakacağız? Ne demişti bize? Harcamadan önce kaç lirası vardı? O zaman biz ana parayı soruyor yani. Problemimiz yok. Defter sorar, kalem sorar, toplamını sorar. Ne kadar pahalıdır diye soru sorar. 18x soruyor. O zaman getirip 18 ile 2'yi çarparsam cevap kaç geliyor? 36 gelmiş oluyor. Bence güzel. Açıklayıcı çözüp anlattık soruyu. Doğru mudur? Açıklayıcı soru çözmek lazım. Problemler kabala çözülmez. Onu kabul etmez yani. Tamam mı?
Dördüncü sorudayız. Hülya parasının 3 bölgesini harcadıktan sonra 20 TL daha harcayınca parasının 2 bölü 3'ünü harcamış oluyor. Buna göre Hülya'nın kaç lirası vardı demiş. Hemen başlayalım. Şöyle. Şimdi payda da 7 var. Burada kaç var? 3 var. Çarpıyorum bunları gençler. Ne oldu? 21x. 21x ne burada? Bu Hülya'nın parası. Şöyle yapalım. Doğru mu? 21x parası var. Şimdi Hülya ne yapıyor parasının? 21x parasının önce evet 3 bölü 7'sini ne yapıyor? Harcıyor. Doğru mu? 7'ye bölüyorum. 3 kere 3 kaç geliyor? 9. 9x'ini harcıyor. Doğru. Bu birinci harcanan. Birinci harcanan. Sonra 20 TL daha harcıyor. Tamam mı? Şimdi 9x'i harcamış. Bak denklemi şuraya kuracağız. Şimdi 9x'i harcadı. Sonra artı 20 lira daha harcadı. Şu toplam harcadığı para. Ve parasının 2 bölü 3'ünü harcamış oluyor. O zaman parası neydi? 21x miydi? 21x'in evet 2 bölü 3'üne bakayım. Ne kadar harcamış oluyor ona bakacağım. Bak yorumsal sorular yavaş yavaş geliyor. Ne oldu? 14x. Bu kadar para harcamış oluyor. Harcadığı para bu değil miydi? Evet. Bak aradaki fark bile yorumlu size yaptırabilir. Şimdi 9x harcamıştı. 20 lira daha harcayınca parasının 2 bölü 3'ünü harcamış oldu. Yani 14x harcamış. Aradaki fark 5x olan fark 20'ye eşit. O bile çözüm yaptırırsa. Şurada 5x fark yok mu? Evet. İşte bu 20 lira daha meselesi. Ama biz denklemle çözmek istersek de 9x artı 20 eşittir ne olması lazım? Toplam 14x olması lazım. Bu da harcanan para. Bu da harcanan paraya ne olması lazım? Eşit olması lazım. 9x'i karşıya attık. 20 sol taraf. Karşıda ne var? 14x eksi 9x var. Sol taraf 20. Karşıda 5x var. Kalemi değiştireceğim. Güzel görünsün. 5'e böldüm. X kaç oldu yani? 4. X'i bulduk. Sakin ol. Hülya'nın kaç lirası kalmıştır? Bak gördün mü? Tam bizlik. Bak. Bak kaç lirası vardı demiyor. Kaç lirası kalmıştır? Neyi buldun diye sakin ol. Neyi sordu? Hiçbir zaman X'in o ışıklara bakmadın. Farkında mısın? Sen bunu öğreneceksin. Başka çaren yok yani. Problem yapmak istiyorsan bunu öğrenmek zorundasın. X'i 4 buldum. Kaç lirası kalmıştır? Ne kadar para harcamıştır Hülya? Şu. Ya burayı harcadı. Bu da doğru. Bu da doğru. İkisi de olur. Eşit ya zaten. O zaman şuraya yazalım. 14 çarpı 4'ten eşittir. Ne yapar? 56. 56 da para harcadı Hülya. Peki Hülya'nın kaç lira parası vardı? 21 çarpı 4. Ne yapar? 84 lira parası vardı. 84 lira paranın 56'sını harcadınız. O zaman 84'ten 56 çıkarırsanız cevap kaç gelir? 28 gelmiş olur. Cevap Edirne çıkar. Anlaştık mı? Veya şöyle yapabilirsiniz. O da doğru. Toplam parası ne kadar Hülya'nın? 21x. Harcadığı para kaçtı? 14x'ti. Bunları çıkarırsınız o da doğru yani. 7x kalır. X'i de 4 bulmuştunuz. 1 kere 4 kaç kere? 28. Yanlış bir şey yok. Bu da doğru. Anlaştık mı yani? Burası doğru. O yaptığımız yorum da doğru yani. İşte artık sorduğu şey öyle bir şey olur ki mesela. Sorduğu şeyde daha fazla işlem yapmamız gerekebilir. O yüzden kesir çözerken çok dikkatli çözmeye. Problem çözerken aslında çok dikkatli çözeceksiniz. Kesir biraz daha denklem kurmaya çok yönelik bir problem türü. Mesela sayı probleminde denklem kurmanın soruları vardı. Adım sorusu gibi, top çekme sorusu gibi. Ama kesirde denklem kurmadığımız soru neredeyse yoktur yani. Denklem kurmaya çok yönelik bir konu çünkü. Tamam? Evet. Soru tarzına giriş yaptık. Serkan burada kalalım istersen. Soru tarzını şimdi karışmasın. Şimdi bunu şimdi başlasam iki soru çözeceğim. Öbürü kalacak falan. Hiç bölünmesin. Evet, üç sorusu var. Sonra bir kesirin değeri var. Kayan teller var. Kaymayan teller var. Zıplayan top var. Sonra da karışık dolu kap, boş kap var. Dört soru tarzı göreceğiz. Dördü de bitecek. Sonra karışık kesir soruları yaparak bu konuyu kapatacağız. Biz şuradayız şu anda. Bir saniye. Doğru yerde kalalım. Yanlış yerde. Buradayız. Evet, ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Hemen bu soruları çözüp tekrar yanıma geliyorsunuz. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Kitaplarımı fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.